Pek çok soruyu merak ediyoruz. Gayrimenkul başta olmak üzere pek çok sektörü dönüştürüyor blockchain. Nedir bu blockchain? Bazen iniyor, bazen çıkıyor. Teknoloji olarak sektörün verisini daha erişilebilir bir hale nasıl getiririz ve bunu yaparken herkesin yararına olmasını nasıl sağlayabiliriz? PropTech gayrimenkul sektörünü nasıl değiştirecek? Kafalarımızda pek çok soru var. Hep teknoloji diye konuştuk 2 gündür ama birebir endüstriye, sektöre nasıl etki edeceğini bu seansta sorgulayacağız. Ben şimdi moderatörümüz Türksel Grup Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Kıdemli Müdürü Mustafa Akdoğan'ı sahneye davet etmek istiyorum. Buyurunuz. Konukları siz davet ediyorsunuz. Hoşçakalın. Buyurun. Evet, sevgili misafirler, ikinci günün sonuna doğru geldik. Aslında Halil İbrahim Bey değindi, hep zor olur son gün, son saatlere doğru kalmak. Tatlıyı sona saklamışlar. Aslında böyle de söylenebilir. Bunu niye söyledim? Bize çok öğretildi. Sunum teknikleri, eğitimleri aldık vesaire vesaire. Şu an bittiğiniz an. Yani aslında gerçekle karşılaşma anındasınız. Bunun psikolojisi, eğitimleri falan bir anda arkanızda kalabiliyor. Sevgili Avi Bey ve Yonca Hanım, kendileriyle PropTech üzerine çok konuşmuştuk, sohbetler etmiştik. Vakti zamanında, ya artık yeni konulara değinelim dediğimiz bir ortamda, hadi bakalım diye bir teklif kendilerinden geldi. Bu kadar konuşuyorsun, geldi anlat ya da anlattır, nasıl oluyor görelim demişlerdi. O gün o görevi üzerime alınca eve doğru dönerken okuldan da oğlumu aldım. Asansörde oğlumla bir yoluk oldu aramızda. Doruk'cum dedim, 11 yaşında. Böyle bir görev bana verildi. Çok da heyecanlıyım. Nedir dedi, senin gayrimenkul konusu mu? Evet dedim, onunla blok zincir anlatmam isteniyor. Konuşacağız. Nasıl olacak? Moderatörlük gibi olacak dedim. Şu dedi, televizyonda seyrettiğimiz gibi mi? Birisi geliyor, konukları oluyor. Evet dedim, aynen öyle. E sana ne oldu dedi. Çok heyecanlandı. Bak sana anlatırken bir dedim. Şöyle yaptım, bir nefesim dedim karışıyor. Ne var bunda dedi, yapamayacaksan ben çıkayım dedi. Biz o sırada 7. kata vardık. Ben şöyle kapı elimde açık, Doruk çıktı gitti, arkasından baka kaldım. Dedim ki bittiğim an, yani 11 yaşındaki çocuk da eğer bu şekilde bana yaklaşıyorsa bu çok kötü bir iş, çok zor bir iş, sahneye çıkıp moderatörlük yapmak. 2 gün sonra fark ettim ki o yapacağım diyorsa ben de yaparım. Şimdi bugün ikisini harmanlayacağım, heyecanımı kaybetmeyeceğim ki sizleri de biraz ayakta tutabileyim. Çok da konuyu uzatmadan yavaş yavaş da blockchain'de gayrimenkul ilişkisine bağlayabilirim. Bir kez daha huzurlarınızda Avi Bey'e, Yonca Hanım'a ve tüm Alkaş ekibine de, oradaki arkadaşlarımızın hepsine de teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlikle devam ediyoruz. Sokağa mikrofon tutmuşlar, blok zincir, gayrimenkul, blockchain nedir diye sormuşlar. Hep beraber bir onu izleyelim. Sanal para. Bilmiyorum. Hiçbir şey çağrıştırmıyor. Ben anlamını bilmiyorum cidden. Pardon? Yok, çay. Şu an pek bir fikir üretemiyorum açıkçası. Dünyayla bir olabilmek demek ama aynı zamanda her şeyinizi açmak diye olarak görüyorum ben. Açıkçası şu an pek bir şey çağrıştırmıyor. Bilemiyorum. İlk defa duyuyorum. Bir fikrim yok. Bilmiyorum. Bir anca ben size çay biliyorum, size de ikram edebilirim. Bu ne? Bilmiyorum. Ha, kira öder gibi alması demek bir şey galiba. Biliyorum. Duydum. Ama ne olduğunu da bilmiyorum yalnız. Blok engellemek demek. Böyle blok blok yapılar. Görüldüğü üzere vatandaş için de blok zincir, blockchain yeni bir kavram. Bizler için de öyle. Siz bakmayın, Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in kurucusu diyelim, 2008 yılında yayınladığı ilk makalesinde blok zincir, blockchain ifadesini kullanmamıştı. Kendisi de Bitcoin, eşler arası elektronik nakit transferinden bahsediyordu. O noktada PropTech'e şöyle geliyoruz, blok zincir bunun içerisinde ama gayrimenkul ve teknolojinin flörtü, bu kısım nasıl başladı, nasıl kafalarımıza oturuyor mu ben emin değilim. Gayrimenkul ve teknoloji ne kadar örtüştüğü kısmında soru işaretlerimiz hala var. Biz hem şirket olarak hem sektöre yön verenler, gönül verenler olarak bunun araştırmalarına devam ediyoruz. Müsaadenizle PropTech kavramındaki, buna da galiba bir Türkçe karşılık bulmak gerekecek, yavaş bir giriş yapalım. PropTech'te ne zaman konu başladı? 1.0 kısmı ne zaman geldi? Gayrimenkulle bu dijitalleşmenin flörtü ne zaman başladı? 1981 yılı olduğu iddia ediliyor genellikle. Burada verinin analizinin, gayrimenkul verisinin analizinin ve bunun sonuçlarının satışının kişisel bilgisayarlarla 1981 yılında İngiltere'de PMA'nin kuruluşunun ve o firmanın bunu satmasıyla daha doğrusu başladı ifade ediliyor. Bunun içerisinde aynı sene yine Autodesk'i hepimizin bildiği, biliyoruz. PropTech 1.0 örneği olarak veriliyor. Bir diğer ise
Amerika'daki NCR EIF'in kuruluşu, ki o da yine gayrimenkul araştırmalar üzerine, tek farkı mainframe bilgisayarlar. Yani birden fazla partinin üzerinde çalışabildiği bilgisayarlarla bu çalışmalara başlıyor. PropTech 2.0 aslında tam olarak geçişi ne zaman yaptı bilinmiyor. Bu ifade edilmiyor. Bugün, yani biz içindeyiz. Ama ne zaman geçtik? Yavaş yavaş geçtik. Hayatımıza çok farklı sistemler girmeye başladı. Teknoloji anlamındaki startuplar, bunun çok öncesinde bireysel girişimler gayrimenkul tarafında. Mobil iletişim, bunun biraz daha ötesinde veriye dayalı analizler, bulut sistemleri, sensörler, algoritmalar. Aslında günün sonunda her şey biraz da yapay zeka ile beraber algoritmaya doğru gidecek. Paylaşım ekonomisi de oldukça tetiklemeye devam etti. Peki bir PropTech 3.0 gelecek mi? Aslında o geleceği gayrimenkulün PropTech kısmının. Bunun içerisinde diğer misafirlerimiz de sıkça bahsettiler. Nesne'nin interneti, yapay zeka, makine öğrenmesi ve en altta da belki blok zincir hayatımıza girecek. Peki sektör bu dönüşümün farkında mı? Hem evet hem hayır. Bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyor ve FOMO hissediyor İngilizce ile. Fear of missing out terimi burada ortaya çıkıyor. Gayrimenkulde bir şeyler yapmamız lazım. Kaçıracağız galiba diyerek bunların tümüne, dördüne birden ilgi göstermeye başlayan firmalar var. Biz kültürümüzü değiştirmeden ise, bu da çokça konuşuldu dün kıymetli misafirlerimiz tarafından, stratejimizi kurmadan bu dönüşümü yakalayamayabiliriz. Peki kültür mü, strateji mi? Öncelikle kültür. Bir de söz vardır, kültür strateji kahvaltıda yer diye. Ben de ona çok inanırım. Şimdi müsaadelerinizle blok zincire girelim. Birbirinden kıymetli misafirlerimiz var. Öncelikle sektörümüzün çok sevilen bir ismini, ben müsaadelerinizle esas gayrimenkul CEO'su Kazım Köseoğlu'nu davet etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz Kazım Bey. Nasılsınız? Sizi görmek çok güzel. Sağ olun. Biz iyiyiz, siz? İyiyiz. Çok oturabiliyoruz herhalde. Lütfen. Buyurun, rahat edin. Herkese hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkürler Alkaş ekibine ve burada olmak, bu konuda konuşmak çok güzel. Sokaktakilerden biraz daha iyiyim. Çok daha iyi olduğumu düşünmüyorum ama fikirleri paylaşmaya, konuşmaya geldik. Harika. Peki, biz sizin ilginizi ne kadar çekiyor blok zincir? Bir önce onunla başlayalım. İlginizi çekti mi? İlgisini çekmemesi mümkün değil ama bir örnekle başlayayım. Bundan 4 sene evvel ben bir konferansa gittim Amerika'da. Dediler ki Feng. Ya diyorum ki bu Feng ne? Bu önemli bir şey olacak ama Feng. Ve o gün çıkarken Feng'in Facebook, Apple, Netflix ve Google olduğunu öğreniyoruz. Ve dedim ki bu adamlar bu kadar konuşuyor, hisse alsak fena olmaz Feng'den, nereye gideceğini bilmeden. Bugün geldiğimiz yerde blockchain muhtemelen 8-10 yıl evvel bunların olduğu yerde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla düşünün, 10 yıl evvel Netflix DVD eve postalıyordu. Yani posta işinden bugün sorsam kaç kişinin evinde Netflix var diye herhalde bayağı bir insan el kaldırır. Amerika'da kaç kişinin evinde var diye sorsam olmayanlar el kaldırıyor. Yani bu işin gittiği yer önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda çok şaşırtabilir herkesi. O yüzden söyleyeceklerimde çok rahatım. Çünkü hepsi hiçbir şey olmayabilir. Hepsi çıkabilir. Dolayısıyla benim şahsen çok ilgimi çekiyor. Güzel. Birazdan değinelim hangi özellikleri ilginize mazhar oldu. Bazen böyle ağdalı kelimelerde kullanmak gerekiyor. Salonda büyüklerimiz var. Bizden kopmasınlar. Bizde kalsınlar istiyoruz. Peki siz geleneksel tabir oldu artık. Disruptive, yıkıcı mı buluyorsunuz? Kesinlikle yıkıcı. Yani yıkıcı olmaması mümkün değil çünkü bugüne kadar hayal ettiğiniz her şeyin ötesine gidiyor. Yani detaylara birazdan gireriz ama düşünsenize tapu dairelerine ihtiyaç kalmayabilir. Alkaş'ın, abi bey buradan bilmiyorum ama bir kolu da global JLL'e. Yani sizde iş kalmayabilir aracılara. Yani oyunun kuralı tamamen değişebilir. Dolayısıyla disruptive olduğu kesin. Sadece ne kadar disruptive olabileceği bir soru işareti. Peki biraz blok zincirinin güçlü yanlarına değinelim ya da faydalarına. Bu güçlü yanlar bizlere ne gibi faydalar, avantajlar getirecek? Oradan da biraz ilerleyelim isterseniz. Tabii. Şimdi herkes blockchain ile ilgili Bitcoin'den başlıyor. Dolayısıyla Bitcoin aslında blockchain'in en altında kalan şey. Yani taksiciden bile Bitcoin duymaya başladığınız zaman uzak durmakta fayda var, öyle başlayayım. Blockchain'in en büyük özelliği bence merkezi bir yapıya sahip olmaması. Dağıtık diyorlar ya da shared deniyor. Ben de aynı zamanda ilerleteyim sunumunuzu. Tabii. Buyurun. Ben maddenin tamamını açayım, siz bunun üzerinden geçiniz. Hatta ben evet. Buyurun. Kolektif bir çalışma sağlıyor. Tek bir merkezden çalışmıyor. Aracısız. Değiştirilemez. Değiştirildiği zaman çok net takip edilebilen. Güvenlik açısından %100
belki de eşler arası direkt işlem. Yani eşler arası para yollama özelliği en önemli özelliği. Yüzyıllar önce keşfedildi aslında, evet, eşler arası. Ben eşler transfer arası direkt işlemleri hep yapıyorum. Yeni bir şey değil. Onu dolayısıyla kastetmiyorsunuz anlık olarak. Aynen. Peki. Siz aracıları ortadan kaldırma dediniz. Diğer taraftan başka konular da gelecek eminim. Sektörümüze kısa, orta ve uzun vadede neler katacağı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Kısa vadede olanları çok kestirmek kolay değil ama orta uzun vade ile ilgili açıkçası hani her şey olabilir deniyor ya. Orta vadede aracılar, bu tapu daireleri, due diligence yapan avukatlar, noterler, broker şirketler dahil olmak üzere her şey aracısız yapılabiliyor. Dolayısıyla kendini herkesin ve her bölümün buna göre hazırlaması lazım. Yani hayal et diyoruz ama bu işlemler oluyor. Geçen hafta Amerika'da ilk defa bir student housing'de crowdfunding dedikleri bu ürünü tapusuyla birlikte hiç birbirini görmeyen insanlar. Yani güven de burada belki en önemli unsur. Çünkü araya bir aracı kurum koymadığınız zaman hep bir güven soru işareti çıkar. Aracı kurumlar neden vardır? Çünkü güven konusunu ortadan kaldırmak için. Şimdi blockchain'le buna gerek kalmıyor. Güven konusunu ortadan dolayısıyla orta ve uzun vadede özellikle aracısızlık, güven çok önemli özellikleri olacak ve çok farklı şeyler getirebilir. Peki. Sizin yine bir değinmek istediğiniz konu vardı, bir örneğiniz vardı Forbes dergisinden. Çünkü bir dijital dönüşümden bahsediyoruz. Evet. Bu dönüşümü yakalamaktan bahsediyoruz. Çok değil, 2007 yılında, Kasım 2007 yılında Forbes dergisinin kapağı bu. Burada Nokia ve bir mesaj var aslında Nokia'nın. Can anyone catch the cell phone king diyor. Ya yani Nokia'nın telefon kralını kim yakalayacak? Aynen. Değil mi? Bugün Nokia'yı kimimiz, kaçımız kullanıyor bilmiyorum. Nokia'nın pazar payı şu an binlerin altına inmiş durumda. Yüzde olarak hücreyi zaten kaybetmiş durumda. Peki size göre biz bu avantajları kullandık, örnekleri verdik. Birlikte bir konuyu toparlarsak, aracısız bir durum risk de teşkil etse aracıları bir taraftan oyun kurucu haline getirebilir mi? Kesinlikle bugünden getirir. Bugünden blockchain üzerinde bir yapılanma kurmaları takdirde. Kesin getirir. Bugünden bu şeyleri gören, işin gideceği yön belli. Hani yok ya bu işten bir şey olmaz. E-mail'a da zamanında öyle demişler. E-mail kim bununla peşinde koşacak da oradan oraya e-mail gidecek de bu işler daha kolay. Şimdi e-mailsiz yaşamıyoruz. Telefonumuza 2500 mi 5000 kere dokunuyoruz diye dedik. Bir adım ileri gideyim şununla ilgili. Çok kısa bir şey daha söyleyeyim müsaade edersen. Buyurun. Şimdi dünyanın en değerli 5 şirketinin hiçbirinin ne yaptığını 80 yaşında birine anlatmaya çalışsanız anlatamazsınız. Google ne yapıyor diye 80 yaşında birine market cap'i 600-700 milyar dolar. Yani bunlar o kadar hızlı değişiyor ki 10 yıl evvel Nokia ve geçen şu anda dünyanın en güçlü, en değerli şirketleri bu 5 büyük. Dolayısıyla hakikaten bunu kaçırırsak, Özgür Hoca benden önce anlatmış onu kaçırdım ama teknoloji, teknoloji, teknoloji. Burada bunları atladığımız zaman büyük değerleri kaçırırız. Çok doğru. Salonumuzda bilmiyorum 30 yaşın altında misafirimiz var mı? 30 yaşın, güzel, bayağı hanımefendi de varmış. 30 yaşın altında olup Akfa'yı bilen, hatırlayan var mı aramızda? Çok az. Bir kişi çıktı. Bir de Kodak vardı. Kodak'ın ilk dijital fotoğraf makinesini ürettiğini bilen arkadaşımız var mı? Dostumuz var mı? Yine aynı kişiler. Bu kadar az. Yani dolayısıyla bu dönüşümün karşısında durursanız gideceğiniz, kalacağınız yer aslında az çok belli. Çok teşekkür ediyoruz bilgileriniz, paylaşımlarınız için Kazım Bey. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Şimdi müsaadelerinizle daha fazla vakit kaybetmeden, ben biraz ağırdan alıyorum farkındayım, sektörümüzün değil bu sefer sektörümüzün dışındaki bir kişiden teknoloji ve dijital elektronik ticaretin altyapısını Türkiye'de kuran başarılı isimlerden birisini Morris Bey'i davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkürler böyle bir panele davet ettiğiniz için, hem böyle bir etkinlikte olmak hem de böyle heyecanlı bir panelde olmak, bu kadar hot topic bir panelde olmak benim için de çok heyecanlı gerçekten. Çok sağ olun, teşekkürler geldiğiniz için. Biz hemen konuya girelim. Siz dışarıdan bir bakış açısıyla blok zincirin ne gibi faydaları olduğunu hissettiğiniz, gördüğünüz paylaşabilir misiniz? Tabii. İsterseniz böyle çok fazla sunuma boğmadan sizi lütfen birkaç tane bir illüstrasyon göstermek isterim tabii belki arkamızda. Şöyle bugünkü perakende, bugün gayrimenkul sektörüne baktığımızda bir konut alım satımı için aslında birçok paydaştan bahsediyoruz.
Bunların arasında işte satıcı oluyor, alıcı oluyor, bankalar işin içine giriyor. Şöyle bir satıcı getirelim, biraz bir de alıcı getirelim. Oluyor. Evet. Sonra size bir aracı. Buraya getirelim. Aracı çok daha fazla paydaşlar evet. giriyor oraya. Bir değerleme firmamız olabilir. Değerleme firması. Sonrasında bir bankalardan bahsedebiliriz. En son. Ve tabii ki evrak işleriyle uğraşacak noterlerimizden biraz daha bahsediyoruz. Toplu noter olabilir tabii. Herhalde zaten topladığımızda paydaşlarımızı biraz böyle özetleyebiliriz gibi genel geliyor. Genel itibariyle. Bunu ileride biraz daha blok zinciriyle yapmayı düşündüğümüz durumda da... Resim ne oluyor? Biraz ona bakalım. Ortası orada, kayboldu. Gördüğünüz gibi aslında çok daha hızlı bir şekilde bütün alışverişin tamamlandığı bir blok zincirli sisteme doğru gidiyoruz. Burada bir fark çıktı. Şimdi ortada Kazım Bey'de değindiği, girdiği konu gibi orta kısım aracılar ortadan çıktı ve diğer partiler ama bir logo, sembol belirdi. Bir Ethereum diyelim biz ona. Ona da akıllı kontratın simgesi olarak Ethereum sembolü diyebiliriz. Şimdi efendim burada eşler arası transfer demişti Kazım Bey. Evet, doğrudan iki kişinin eşlerin zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde 7/24 herhangi bir coğrafyada birbirlerini görmeden dahi herhangi bir işlemi doğrudan yapabilmeleri. O da şu kadar. Bir mouse click uzaklığında olacak günün sonunda. Tabii bu şöyle ki özellikle blok zincirinin en fazla konuşulan yerlerinden bir tanesi bütün iki gündür de konuşulduğu gibi çok disruptive, yıkıcı olması. Karşılıklı güven olması gereken ve aracı kurumların olduğu yerlerde bu blok zincirinin çok yıkıcı olacağını, disruptive olacağını öngörüyoruz. Ve burada da gösterdiğiniz gibi çok daha hızlı, çok daha verimli bir evet. kurguya doğru gidiliyor. Biraz daha gayrimenkulün aslında detayına inersek, üç ana evrede evet. Bu blok zincir sisteminin faydalı olacağını öngörüyoruz. Şöyle ki, birincisi konut araştırması, yani satın alım öncesi kısmı, satın alım esnasında ve satın alım yapıldıktan, tamamlandıktan sonraki kısım. Satın alım öncesinde en fazla blok zincirinin arama ve araştırma tarafında faydalı olacağını öngörüyoruz. Şöyle ki, şu anda parçalı satıcılardan oluşan çok fazla içerik var ortada. Bu içeriklerin özellikle yurt dışı listeleme gibi yerlerden rahatlıkla ulaşılabilir olmasını sağlıyor olacak. Bunların tek bir yerde listelenip rahatlıkla bulunabilir ve şeffaf bir şekilde ulaşılabilir olmasını sağlıyor olacak. Bu tabii bizim verimliliği artıran ve özellikle süreçleri hızlandıran bir kurgu olmasını bekliyoruz. Bu arama araştırma tarafında önemli kurgulardan bir tanesi tabii konudu yerinde görmek. Şu anda blok zincir daha o kadar efektif değil ama başka teknolojiler faydalı olacaktır orada diye tahmin ediyorum. Bu noktada blok zincirin evet çözüm bulamayacak sabahlı yer buyken bir taraftan da yine yapay zeka ve machine learning'e doğru gidelim hemen müsaadeniz olursa. Sanal emlak danışmanları devreye girebilir. Yani aracı firmaların aslında burada başka bir rol daha ortaya çıkabilir. Yani siz dijital kapısının kilidini bir due diligence akıllı kontratla açtırdığınız bir eve girdiğiniz vakit imaj prosesin gerçekten siz girmediğiniz evin içerisine sonucunu ev sahibine ya da aracıya teyit edebilir. O noktada sanal asistan, evet Mustafa şimdi sağa dön, burası salon 47 metrekare vesaire gibi tüm bilgileri aslında sizinle paylaşacaktır. Hı hı. Ben lafı çok uzatmayayım. Sizin diğer kalan kısımda sonraki süreç finansal artık sürece giriyoruz. Belli kontrolün sağlanması gerekiyor, satım gerçekleşiyor. Burada blok zincirinin etkisini nasıl görüyorsunuz? Şu anda günümüz gayrimenkul dünyasına baktığımızda buradaki finansal kontroller ve due diligence'ların çok verimsiz, yavaş ve hatta özellikle evrak süreçlerinden ötürü çok da fazla offline'de geçtiğini görüyoruz. Evet. Fakat özellikle belli veri aktarımlarının çok daha hızlı olduğu blok zinciri dünyasında dijital kimlik diye bir şey artık çok daha fazla hayatımıza giriyor olacak. Bu dijital kimlikle beraber bu kontrollerin çok daha hızlı yapıldığı, kurumlar kişiler arası güvenin çok daha arttığı ve çok daha verimli bir sürece doğru giriyor olacağız gibi gözüküyor. Peki biz biraz güven konusuna da girelim. Yani blockchain güven konusunda ne gibi işlemler yaparken artık içimiz rahat edecek gayrimenkul dünyasında? Evet, güven büyük bir problem, bundan da çok bahsettik. Blockchain burada bize neler getirebilir? Güven kısmını bence ikiye ayırmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi kişiler arası güven, öbürü de sisteme ve sürece güven. Evet. Şöyle ki şu anda biraz önce bahsettiğimiz gibi bilginin tamamına eriştiğimizle ilgili hala soru işaretlerimiz olduğu için karar verme mekanizmalarımızın yeteri kadar hızlı işlemediğini görüyoruz.
Şöyle ki, biz eğer bir konutla ilgili olarak istediğimiz bütün bilgilere, bunun satıcısına, işte hatta ve hatta gerçek zamanlı bir şekilde bunların kontrol edilip gelecek trendleriyle analiz edildiği bir dünyaya girebilirsek eğer, çok daha hızlı bir şekilde karar verdiğimiz ve bu anlamdaki güvenimizin hem sürece hem de karşılıklı olarak arttığı bir dünyaya doğru gireceğiz gibi gözüküyor. Ödeme dünyasında blok zincir, fintech zaten şu an çok hızlı gidiyor. Eşleştirme anlamında da blok zincirle iyi gidiyor. Gayrimenkulle ilgili ne etkiler olabilir ödeme kısmında? Ödeme kısmında da blok zincirin aslında hayatımıza herhalde ilk olarak girdiği ve en çok da konuşulduğu yerlerden bir tanesi bu ödeme kısmı. Yemekten önceki session'da Özgür hocamızın da bahsettiği gibi şu anda özellikle yurt dışı ile iş yapanlarda şey, yurt dışına bir Swift gönderiyor olmak neredeyse 3 gün 4 günü falan alıyor. Bu tabii hem bankalar arası işte bir muhabir banka oluyor olması, onun tekrar kontrollerini yapıyor olması gibi verimsiz süreçlerin ve takip edilmesi çok da şeffaf olmayan süreçlere birazcık daha gidiyor. Due diligence'lerde kolaylaştırılıyor. Due diligence'lerin birazcık daha kolaylaştığı bir dünyaya doğru gidiyor. Mesela yurt dışı transferler ayağında zaten Swift'te. Yurt dışı transferlerin hızlı bir şekilde ilerleyip artık belki de hani 3 gün, 4 gün, 5 gün seviyesinde değil de anlık olarak hızlı transferlerin geçtiği bir kısma doğru gideceğiz. Peki siz satın alma süreci de tamamlandıktan sonra 3 faza ayırmıştınız. Blok zincir bize daha nerelerde arada faydalar sağlayabilir son olarak birkaç cümleyle? Satın alma tamamlandıktan sonra blok zincirinin etkisine açıkçası ben biraz daha dolaylı olarak görüyorum. Evet. Şöyle ki şu anda bu blok zinciriyle beraber gerek kurumlar arası gerek kişiler arası bilgi akışının çok daha hızlanacağını düşünüyoruz. Bunun bir sonraki aşamasında kurumlar ve kişilerin dışında nesneler ve insanlar arasındaki etkileşim de çok daha fazla artıyor olacak. Bizim bilgilerimizi artık akıllı evlerimizdeki nesneler de kullanabiliyor olacağız. Biraz önce işte evet, videoda gördüğümüz gibi işte fırınlarımız, işte elektrik süpürgelerimiz, televizyonlarımız dahi bizim ne istediğimizi biliyor olacak. Ve burada da bizim bu bilgileri nasıl daha iyi kişiselleştireceğimizi ve bunları son kullanıcıya nasıl daha iyi verimli bir şekilde kullandırtacağımızı düşünüyor olmamız gerekecek. Burada da olası doğru veri akışıyla beraber işte güvenli, daha kişiselleştirilmiş ve doğrudan bizim için faydaya dönüştürülebilir veriyi kullanıyor olacağız gibi gözüküyor. O zaman toparlarsak siz de hızlandırma, sadeleştirme, veriye ve kurumlara duyulan güvenden bahsettiniz. Şeffaflık getirecek, keza öyle görünüyor. Ödeme süreçlerinde de kolaylıklar sağlayacak. Bu da zaman ve paradan tasarruflar getirecek. Peki çok teşekkür ediyoruz. Umarım size de katkılarınız için. Çok teşekkür ederim ben de. Çok çok sağ olun geldiğiniz için. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim süremizi biraz geçiyorum. O yüzden hızlandırarak son misafirimizi sizlere takdim edeyim. Mustafa El Alivat. Mustafa Bey'i bekliyoruz sahneye lütfen. Sesim geliyor. Evet, Türkçe mi devam edelim? Lütfen. Türkçem biraz zayıf. Mustafa beni düzeltecek. Tamam, benim Arapçam iyidir. Ben oradan öyle toparlarız şimdi birlikte. Mustafa Bey, BIST'in aslında Know Your Customer projesi içerisinde blok zincir projesini hayata geçiren ekibin başındaki arkadaşlarımızdan bir tanesi. iCredible firmasının kurucu ortaklarından aynı zamanda Ulak Teknolojilerin proje koordinatörü. Evet. Dolayısıyla hep konuştuk, anlattık. Asıl işin pratik kısmı teoride değil, somut hayata geçmek kısmı da burada. Sizin hemen düşüncelerinizi, fikirlerinizi bir serbest akışla rica ederim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Belki konuştuğumuz blok zinciriyle alakalı çoğu şeyi anlayamıyor olabilirsiniz ya da konuştuklarımızı da anlamıyor olabilirsiniz. Rahat olabilirsiniz o konuda çünkü biz de teknoloji uzmanları olarak hala çok böyle anlamış, hakim olmuş, her şeyi yapar konumda değiliz. Anlamaya çalışıyoruz, bir yerlere oturtmaya çalışıyoruz. Borsa İstanbul projesi bu konuda güzel bir proje. Blockchain'i Türkiye'de ilk canlıya geçirmiş ve gerçekten ihtiyaca yönelik problemi çözmüş bir proje. Orada sizin de genelde inşaat sektörünün de sıkıntılı olduğu, hep uğraştığı, sizin müşteri ilişkileri yönetiminiz, müşteri verilerinin saklanması, paylaşılması alanında yaptığımız bir proje kısaca. Çok güzel. Peki, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili örnekleriniz vardı. Evet. Bunun yanında Tapu Müdürlüğü inşaat firmaları, oralardan devam edebiliriz. Şimdi blok zinciri teknolojisinin birçok aslında bacağı var anlamamız gereken. Bunlar teknik tarafı geçiyorum zaten bir şekilde çözüldü çözülüyor. Bu işin bir teorisi var. Oraya da geçiyorum, bizi yine ilgilendirmiyor. Felsefesi var.
Bu biraz bizi ilgilendiriyor ama yine oraya geçiyorum. Bizim için önemli olan pratiği ve sosyal tarafta bize nasıl bir değişiklik getiriyor aslında. Çünkü bu iş yapışı değiştiriyor ve kültürü de değiştiriyor. Bitcoin veya herhangi bir kripto para almış kimse var mı? Almış, satmış aramızda. 1, 2. Belki 10 kişi. 10 kişi. Şimdi bu insanlar bunu alırken, bakın düşünün, arkada bir banka yok, devlet yok, herhangi bir kurum yok. Yani hesap sorabilecekleri, sıkıntı yaşayacakları zaman gidecekleri kimse yok ama bu işi yapmışlar. Şimdi bu ne demek? Blok zinciri, teknolojisi bu tarafları biraz çözmüş demek. Başta ne bu? Güven. Güvenmenize gerek bırakmıyor. Şimdi inşaat sektöründe bu bir sorun aslında. Hani zincir kıranlarda Halil İbrahim Hoca'nın güzel bir örneği vardı. Zincir kıran ev alacağım ama ilk defa alıyorum. Hani acaba dolandırılır mıyım, kazık yer miyim endişesi vardı. Blok zinciri bunu çözüyor. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. Kafalarımızda daha iyi canlansın. Süremiz azaldı, biraz hızlanalım. Hızlanalım. Kentsel dönüşümü düşünelim. Kentsel dönüşümde belediyeler, bankalar, tapu, kadastro, vergi daireleri, kat malikleri gibi birçok taraf var. Bunların hepsini yönetmek zorunda kalıyorsunuz. 3'te 2 çoğunluğu sağlayacaksınız, teminat alacaksınız, bunu sunacaksınız, sözleşme imzalayacaksınız vesaire vesaire. Şimdi bu eğer blok zinciri üzerinde olsaydı nasıl yürüyecekti? Zaten inşaat firmaları, belediyeler, vergi daireleri, kat malikleri bu sistemde oluyor olacaklardı. Ve siz otomatik olarak kuralları, hani akıllı sözleşmeler dendi, Morris de söylemişti. Akıllı sözleşmeler olduğunu düşünün. Buradaki bütün kurallarınız ve sözleşmeleriniz burada tanımlı olsaydı. 3'te 2 siz gitseniz bankadan teminatınızı alsanız otomatik, sistemde görünse, kat malikleri evet teminat almış bu bankadan, görüyorum sorun yok dese, onayını verse, tamam ben bu firmayı onaylıyorum. 3'te 2 çoğunluk kazanıldığı anda, siz bir şey yapmadan, bakın bunlar için büyük bir operasyonunuz var sizin, koşturmacanız var. 3'te 2 sağlandığı anda belediyeye otomatikman bildirim gitse, bildirim belediye size yıkım iznini verse ve siz de o tamam her şey halloldu otomatik, yıkıma geçtim deseniz. Güzel bir dünya olurdu değil mi? Baktığımız zaman. Şimdi bu bir vizyon ama devamı da var. Ne devamı? Daha uçalım. Hani blok zinciri neleri sağlıyor size diye biraz zihnimizi açmaya çalışıyorum. Diyelim ki evet evim bitti, tapum da otomatik geldi. Sistemde tanımlandı. Tapuya da gitmedim ben. Tapum halloldu, inşaat firması da gitmedi. Sadece bitirdim dedi. Peki. Verdi evraklarını, onu da blok zinciri üzerinden verdi. Ondan sonra anahtar bile olmadığını düşünün. Türksel'den Esat Bey'in akıllı evlerle alakalı sunumu vardı. Orada düşünün ki tapum bitti, evim hazır, anahtara ihtiyacım yok, ev benim, gittim, yüz tanımayla evime girebildiğimi düşünün. Böyle bir dünyaya blok zinciri sizi hazırlıyor, buraya doğru gidiyor ve muhtemelen Allah ömür verirse göreceğiz bir çoğumuz. Peki, peki, süremizin de sonuna geldik. O zaman birlikte bir toparlayalım. Aslında blok zincir bizi daha somut örnekleri de götürecek. Gürcistan, Estonya, Ukrayna gibi ülkelerde, yanlışsam düzeltin lütfen, evet, pilot çalışmalar yapılmaya başlandı. Bizim bugün burada söylemeye çalıştığımız şeyler aslında farkındalık yaratmak. Uzun uzadıya tekneye girmedik, yoksa konuşacak çok konu var. Şu an yapılan bir aynalama aslında. Ne devlet oradan kalkıyor ne aracılar. Sadece startuplar ya da devletin yön verdiği kurumlar birebir bir gerçek vakayı, devletin kontrol ettiği tapu idaresi yöntemini bir tarafta başka bir ortamda, bir nevi sanal ortamda deniyorlar. Bunun hayata geçmesi durumundaki faydaları araştırıyorlar. Buna bütçeler ayırıyorlar. Dolayısıyla vatandaşın deyimiyle blockchain bize zamansız ve mekansız işlemler yapma fırsatını sunacak. Bundan geri kalmayalım. Unutmayalım ki 2017'de dünyada sınır ötesi gayrimenkul ticareti 350 milyar doları aştı. Global gayrimenkul pazarının büyüklüğünün ise 217 trilyon dolar aştığı söyleniyor. Böylesine büyük bir hacmi geleneksel bildiğimiz yöntemlerle sürdüremeyeceğimiz açık. Sabrınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için. Teşekkür.